Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte Şeyh-i Ekber Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbni Arabi ismiyle de meşhurdur. 560 Miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müctehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin Arabi 8 yaşındayken babası Ali bin Muhammed bazı sebepler yüzünden İspilya'ya, Sevilla'ya gitti. Orada başta İbn Beşkuval olmak üzere pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki: "Benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok sevdiği evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin Arabiye hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin Arabi Hazretleri zamanında ilminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye Yaliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu hocasının üstadı olan Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin Konevi'ye giydirdi. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkarcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci peygamberlerin mucizelerini inkar ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki: "Avamdan insanlar Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar, kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır." Devam edip bir takım sözler daha söyleyince Muhyiddin Arabi Hazretleri Allahü Teala Enbiya suresinin 69. ayet-i kerimesinde mealen biz de ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa yaklaş ve ellerini ateşe sok dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin Arabi bunun üzerine ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin Arabi Hazretleri vasiyetinde buyuruyor ki: Abdestsiz olma. Abdestin bozulunca şartlarına uygun olarak hemen abdestine al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi Abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla mes'hed. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için mes'hed. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Rasulullah'a salatu selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle beş vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zamanda iki rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme. Yemeği doymadan bırak. Fazla su içme. Yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük alma. Orta derecede al. Lokmayı ağzına kor iken Besmele-i Şerife'yi oku. Lokmayı iyice çiğne sonra yut. Yemekten sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Şeyhi Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri Mısır'a giderken yolda şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatır. Yolda otlar arasında hayatının 30 yılını geçiren bir kimseyle karşılaştım. Bu zatın hallerini çok beğendim. Yanında kaldığım üç gün zarfında hep ibadetle meşgul oldu. Fakat o günde bir defa deniz kenarına gidip üç balık tutardı. Bunlardan birini yer, birini misafirine ikram eder, birini de yeniden suya bırakırdı. Ayrılacağım zaman vedalaşırken bana nereye gideceğimi sordu. Mısır'a gideceğimi söyleyince benim üstadım da Mısır'dadır. Acaba oraya varınca hocama benim hürmet ve selamlarımı söyler misin? Bana nasihat buyurmasını istirham ediyorum." dedi. Ben de "Peki." dedim. Fakat hayret ettim. Çünkü hocam diye bahsettiği o kimseyi tanıyordum. Dünyaya meyletmiş zengin bir kimseydi. Nihayet onu Mısır'da sarayda buldum görünüşte büyük debdebe içinde bir hayatı vardı. Talebesinin selam ve hürmetini söyledikten sonra nasihat istediğini de bildirdim. Dedi ki: Ona söyleyiniz, gönlünden dünya muhabbetini silsin. Bu kimsenin yaşadığı hayatla söylediği söze hayretim daha çok arttı. Dönüşümde o talebeye hocasının sözlerini aktarınca derinden bir ah çekti ve ben burada 30 senedir Cenab-ı Hakk'a ibadet yapıyorsam da hakikatte gönlümde hala dünya sevgisi vardır. Üstadım dünya nimetleri ve zinetleri içinde yaşıyorsa da kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yoktur. İşte aramızdaki fark budur." dedi. Buyurdular ki: Muhyiddin Arabi Hazretleri fütûhât ı Mekkiye kitabının 51. babında buyuruyor ki hiçbir insan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez. Muhyiddin Arabi Hazretleri Müsamere adındaki kitabında diyor ki: Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadisi i şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Arifin niyeti maksadı olmaz buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar. Allahü Teala'yı tanıyan kimse Beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini, onun dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet. Dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez. Ondan gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması bunlara inanmayanları harap etmekte, onların belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi, hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki, Peygamberimizin hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emriyle bazı meşayih her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerine hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin Arabi Kuddise Sirruh Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen Dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir, buyurmaktadır. Muhyiddin Arabi öğretmekte ve tasavvufta ilerletmekte çok kabiliyet sahibiydi. Vehhabilerin türeyeceğini ve yollarının bozuk olacağını ta o zamanda keramet olarak haber verdiği için Vehhabiler Muhyiddin Arabi'yi sevmez ve hakkında çirkin sözler sarf ederler büyük alimler Muhyiddin Arabi'nin hal, makam ve ilim bakımından pek yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Midyen Mağribi ona Ariflerin Sultanı demiştir. Şeyh Safiyyüddin bin Ebu Mansur onun hakkında o şeyhtir, imamdır. Hem de tam kamil ve hakikati bulanlardandır onu üstün irfan sahiplerinin başında saymak lazımdır. Vefatı Muhyiddin Arabi keramet göstererek kendisinden iki asır sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethedeceğini bildirdi. Şeceretün Nu'maniye fi Devletil Osmaniye isimli eserinde Sin şına gelince Muhyiddin'in kabri meydana çıkar buyurdu. Muhyiddin Arabi Hazretleri 638 miladi 1240 senesinde Şam'da kalbi para sevgisiyle dolu bir grup kimseye sizin taptığınız benim ayağımın altındadır dedi. Orada bulunanlar bu sözü anlayamadılar. Rebiul Ahir ayının 28. cuma günü 78 yaşındayken Şam'da fani dünyadan ahirete irtihal etti. Salihiyye'de defnolundu. Şam halkı, onun büyüklüğünü anlayamadıkları için, kabrinin üzerine çöp döktüler. Osmanlı Sultanı Yavuz Selim Han, Şam'a geldiğinde, Sin Şın'a gelince, Muhyiddin'in kabri meydana çıkar, sözünün ne demek olduğunu anladı. Kabrini araştırıp buldurdu. Çöpleri temizleterek, kabrin üzerine güzel bir türbe, yanına bir cami ve imaret yaptırdı. Ayrıca Muhyiddin Arabî'nin vefatından önce ayağını yere vurarak "Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır" buyurduğu yeri tespit ettirip kazdırdı. Orada küp içinde altın çıktı. Bundan siz Allahü Teala'ya değil de paraya tapıyorsunuz. Demek istediği anlaşıldı.